Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi göstermek amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, Rusya devleti Yunanistan'ı mahvetti. Atina hükümeti resmen batıyor. 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın ne kadar turist kaybettiği belli oldu. ABD ve İngiltere devletinin politikası doğrultusunda Rusya'ya dönük ambargolara dahil olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bu ülkeden ne kadar turist kaybettiği belli oldu. 2022 yılının ilk 3 çeyreğine ait verilere göre Yunanistan'a giden Rusya misafir sayısı 2019'a göre %83 düşerek 31.300'e geriledi. Yıl genelinde Yunanistan'a giden Rus misafir sayısının maksimum 40 bin olabileceği ifade ediliyor. Yunanistan'ı bu dönemde 3.8 milyon İngiliz, 3.6 milyon Alman, 1.5 milyon Fransız ziyaret etti. İlk 3 çeyrek verisine göre Yunanistan misafir sayısında 2019'un %27'sinde geri olsa da turizm gelirinde 19.5 milyar dolarla beraber pandemiden hemen sonra geride bıraktı. Aynı dönemde Rusya devletinden Güney Kıbrıs'a giden Rusya misafir sayısı 2021 yılına göre %91, 2019 yılına göre %94 düşerek 45 bine geriledi. Direkt uçuş olmamasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Rus halkının sayısında büyük bir artış, %95'lik gibi bir sayıya ulaştı. Ocak-Aralık 2022 arasında 12 aylık dönemde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne giden misafir sayısı %173 artarak 281 bine yükseldi. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne giden Rus halkının sayısı ise 2 kat artarak 32 bine yükseldi. 2022 yılında 3.2 milyon ziyaretçi alan Güney Kıbrıs'ta turizm 2011'in %65'i üzerine çıksa da 2019'un %19.5 gerisinde kaldı. Güney Kıbrıs'a en çok ziyaretçi gönderen ülkelerse 1.2 milyonla İngiltere, 275 binle İsrail, 192 binle Almanya oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.